Galatasaray biraz Serdar Ortaç şarkıları gibi oynuyor bu sene. Yani başta çok eğlenceli geldi ama yani sözleriyle ilgili sorular sormaya başladığın zaman mantıklı cevaplar alamıyorsun yani. İki deli bir araya gelmemeliydik falan diye anlatabildim mi? <laughs> hem hocanın dediğine okey de hem de aa olmuyormuş da beşinci haftada o zaman senin futbol hakkında sorun var kardeşim. Çünkü eğer hocanın orta saha tercihi buysa bu sorunların çıkacağı da kesindir. Pelkas yeni geldiği bir takıma hemen böyle uyum sağlayabilmesi, oyunu anlayabilmiş olması, Erol Kocanın oyunculara oyuncuları ikna edebildiğini gösteriyor. En kritik nokta bu. Evet, ligimize ve stüdyomuza hoş geldiniz. Sokrates stüdyoda tekrar birlikteyiz. Arkadaşlar Galatasaray'la başlayalım izninizle lütfen abi. Abi. ne kadar saygılıydım. <laughs> Çünkü öyle şeyler var, eleştiriler var. Çocuklara karşı çok saygısız davranıyorsun. Bir numaralı genç olur mu falan diye böyle yazanlar var. Vazgeçtim, çok saygılıyım. Biz sonra. Biz kabul etmiyoruz abi bu Kesinlikle eleştirileri. Yani. <laughs> Teşekkür ediyorum. Benim evet. için yeni bir benlik. Bir <laughs> numaralı genç olmak. <laughs> bir numaralı gençsin değil mi yani? Aynen. Ben Zaten bir numaralı de... gençim <laughs> mi? Yani. olsun Peki ikiniz de benim için bir numarası <laughs> Galatasaray'la başlayalım. Yani Galatasaray biraz Serdar Ortaç şarkıları gibi oynuyor bu sene. Yani başta çok eğlenceli geldi ama yani sözleriyle ilgili sorular sormaya başladığın zaman mantıklı cevaplar alamıyorsun yani. İki deli bir araya gelmemeliydik falan diye anlatabildim mi? <laughs> e, hakikaten mantıklı cevaplar veremiyor. Yani Antep maçından sonra hani Sumudika gibi oynar mı herkes? Birinci sorumuz oydu. İkinci sorumuz da işte Arda, Belanda, Feguli gibi Dönüş yapan oyuncuların performanslarında dalgalanma olur mu? Dü üçü birden yoktu yani maçta. Yani performanslarında dalgalanma bir tarafa kadroya giremeyecek kadar bir problem var e, ortada gibi bir durum oldu. E, yani Fatih Hoca bu sene ilk maçtan sonra ekibiyle birlikte Vallahi bravo iyi bir oyun çizmişler. Yeni bir şey deniyorlar derken gene eskilere o karmaşaya geri dönmüş gibi duruyor. Kaos işte. Ya bunun adı kaostur. Başka bir şey değildir ki. Ha benim başta söylediğim kaos futbolu bu değildi. Yani övgü için söylemiştim ben onun zamanında. Hocanın çok sinirlendi. Kaos futbolu. Ya yani neydi kaos futbolu? 96-2000 arasında orta sahada Okan, Emre, Suat'ın yarattığı karmaşada Rakiplerin oyununu bozmak ve dönenlerle hızlı rakip kaleye yönlenecek bir oyun yaratmaktı. Yani orada bir kaos yaratmaktı. Bu bir yöntemdi ama yani yarattığı yönteme koyduğum ismi sevmedi herhalde hoca. Ee, Ondan sonra düzenli kaos falan gibi tabirlerle başlıklandırmaya çalıştılar. Bilmiyorum artık ama bugünkü gerçek kaos. Çünkü ne oynanacağı bilinmiyorsa... Sahada ne oynanacağı bilinmiyorsa bunda da gerçek bir kaostur. Bu övgü olarak değil bir yergi olarak söylenmesi lazım. Yani şimdi bunu söylediğim zaman Galatasaray, Feguli, Belhanda ve Arda'ya bağlı kardeşim. Şimdi bunu söylediğim zaman diyorlar ki ya bunlara mı bel bağlayacağız biz? Ben değilim ki bunlara bel bağla diye. Olay bunu götürüyor. Olay kadro bu yani. Kadro bu ve bunlar oynadığı zaman ancak olacak bu iş. Bu iş olmaz. Yani bu işin olması için bu üç oyuncunun oyunun merkezinde olması lazım. Yani bu oyuncuların oyun kurucu olması lazım sadece hücum oyuncuları değil oyun kurucular olması lazım. Çünkü oyun kurucu olmazlarsa arkadaki Taylan'a bunu ya da Etebo'ya oyunu kurmak görevini veremezsiniz. Etebo 360 derece oynamakta zorlanıyor. Gördüğü kırmızı kart da ondan. Yani gelişir bu ileride oynayabilir belki ama bugün için zorlanıyor. E Taylan da zaten yeni kendini gösteriyor. Allah'a var çok da iyi yapıyor işini. Ancak bu oyuncular oyun kuramaz. Yani bu Galatasaray'ın oyunu kurabilmesi için ve ilk iki haftada kurduğu zaman o öndeki üçlünün şahane futbol oynaması lazım. Çok akıcı, oyunu yönlendiren, oyun yönünü değiştiren, alan boşaltabilen oyunu bu üç oyuncunun yapması lazım. Bunu Babel'le, Emre'yle ve Emre'yle yapmak kolay değil. Bunu yapmanız için arkada Selçuk ve Melo gibi işte oyunu çok iyi yönlendiren iki oyuncunuz olacak ki Emre'lerle e, Babel bunun sonucu olsun. Ancak Galatasaray tekrar ediyorum oyunun merkezi olan üçlüyü dışarı alınca istediği oyunu oynayabilmesi mümkün değil. O zaman abi, Taylan bu orta sahası çok fazla bir şey üretemez tezine. Sen bir anda Yani Şunu söylüyorum. Üretir. Ama öndeki üçlü uygun olacak. Ya, öndeki üçlü uygun olursa Arda'yla, Belhanda'yla, ile doğru plan içinde Belhanda oynuyor ya gördük işte. Plan doğru olmazsa adam dünkü gibi koşmuyor gitmiyor önündeki adama çünkü inanmıyor. Ya teknik direktörlük bugün oyuncunu oyuna ikna etmektir özünde. Çağdaş hocanın çağdaş bir teknik direktör olarak başardığı bu yani 7 milletten, 7 cihandan gelmiş adamı bir oyuna inandırmış. Herkes oynuyor. Yani son e, Davis'in attığı golde, son attığı goldeki o ya işte anladın mı o hani o sadece bir dini bir durum değil. Ya bak inandığımız oyunu sonunda oldu. Ya olmasaydı ayıp olurdu. Nun şeyi o şükürü. Ya sen Brezilyalıyı Portekiz'den gelmiş, işte Yunanistan'dan gelmiş. Her Bakasetas Bakasetas değildi ki. Yani Erol Hoca'ya geldiğinde Erol Hoca'dan sonra da e, Çağdaş Hoca'ya da başka bir şeye ikna etti. Şimdi modern teknik direktörlük böyle bir şey. Ben ee, Fatih Hoca'nın yardımcılarının ona böyle bir taze kan olduğunu düşünüyordum. Ama görüyorum ki onlar da sendeliyorlar şu anda. Tabi bu gelişir mi gelişir. Ama başka yani biz bu Arda'yla, Belhanda'yla, ile olmaz diyorsa eğer Galatasaray'ın e, Galatasaray camiası o zaman bu sene hiç olmaz. Yani çok başka bir şey bulmaları lazım. O zaman da ne hani alkışlarız da bulurlarsa ama ben bulunacak gibi gelmiyor. Bu üç oyuncunun mutlak olarak ekstra oyun oynamaları lazım. Çok uzattım. Kusura bakmayın gençler. Yok abi estağfurullah. Teknik bir karar demişti Fatih Serim ikisinde olmamasını. Fegülü ve Belhanda'nın. Ama bir de maaş Vallahi durumu var. Teknik bir sonuç vermedi. Onu söyleyebilirim. Teknik bir karar ama neden ve yani ne bekleniyordu bilmiyorum. Ee, ama tabii burada bir disiplin durumu da var. Yani maaşlarında indirim kabul etmedikleri için oynamamaları da söz konusu olabilir. Çünkü bunu hani biz söylemiyoruz. Direkt yönetim başkan söyledi yani. Burada bir sorun var. Ha, bu oyuncunun buna hakkı var mı? var. Bu hakkaniyetli mi? Değil. Yani maaşında indirim yapması lazım. Yani Messi %75 indirmişken sen %15 indirmiyorsan burada sorun vardır. Ancak oyuncu, şimdi Galatasaray'da sürekli söylenen bir şey vardı mi? Sizi buraya getiren futbolunuzdur, burada tutacak olan karakterinizdir. Ama sen karakterini test etmeden, scouting karakteri de test etmektir. Sen bu oyuncunun geldiğinde senin başına bela mı açacak? Yoksa ee, nasıl bir profesyoneldir? Senin beklentini karşılar mı? Bunların hepsinin testini yapmadan alırsan sorun büyüyor. Bu sadece Galatasaray'ın sorunu değil. Hemen hemen bütün takımlarımızda böyle bir problem var. Abi bizim e, iki numaralı gençle sıcak Whatsapp attığımızda dün maçtan önce Çağrı Şatan'ın açıklaması. Beni almadığınız <laughs> Abi istersen İşte ö... buna yaş ayrımcılığı diyoruz. 1 <laughs> 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 numaralı büyük abi. olarak gelirsin abi. <laughs> Orada Çağdaş'ın... En, en ettiğim laftır o büyüklerimiz muhabbeti de. Küçüklerimizin gözünden, büyüklerimizin elinden. Abi yani tabii ki büyükler vardır da 18 yaşında geçmiş herkes büyüktür artık. Yani birisi 60 yaşında diye ya da o mevkide diye senden daha akıllı olacak diye bir şart yok. Abi o zaman hani şeye geçeyim. Ee, çağdaş'ın açıklamalarını yolladı bana. Çağdaş Atan'ın... <laughs> <laughs> evet. O da genç biraz. Genç bir hoca. Yani evet. Galatasaray... Zi genç. Galatasaray deplasmanı olacak. çıkacak Alanya Spor'la. Ama şunu söyledi rahatlıkla ki zaten öyle. Yani 4-5 tane hücum oyuncusuyla çıkıyoruz. 3 farklı da planımız var Galatasaray'a. Çok hazırlandık dedi. Yani bu biraz sanki... Son dönemin de yani yayın gelirlerinin vesaire biraz daha dengeli hale gelmesi, transferlerin e, Alanya, Anadolu takımlarına daha isabetli yapılmasının yansıması mı sence yani Galatasaray deplasmanına bunları söyleyerek çıkabiliyor Çağdaşı'tan yoksa tamamen Alanya ile alakalı? alakalı? Alanya ile de alakalı, Alanya'nın futbol aklıyla da alakalı. Şimdi Alanya derli toplu. Ben senelerdir onu söylerdim. Yani Antalya nasıl şampiyonla oynamaz? Yani Antalya'da yaşamak istemeyecek futbolcu mu var? Yani istediğin oyuncuyu getirebilirsin. Öyle ki getiriyorsun da zaten. Yani adamı şehirde bir tur attırıyorsun. işte bir yemek yiyorsun, bir denize giriyorsun falan. Tamam zaten yaşamak ister. Yani çocukları okulda var. Yabancı da çok. Yani Alanya, Antalya hazır. hazır. bir yer zaten. Uygun bir yer. Bir bu var. iki doğru yönetiliyor. Üç eli bol. Paraları var. 4 e, dört doğru seçimler yapıyorlar. Teknik direktör seçimleri genelde doğru. Yani Çağdaş Atan'a böyle bir yatırımı vermek için Çağdaş Atan'ı iyi analiz etmiş olmak lazım. Demek ki Sergen Hoca ile birlikte çalışırken iyi analiz etmişler. Yani Çağdaş Hoca'nın Sergen Hoca için ne kadar önemli olduğunu görmüşler. Orada scout'u iyi yapmışlar her şeyi doğru. Şimdi Şahadır Çocuğu da burada kafada bir oyun. Ben beraber onunla program da yaptım biliyorum yani. Hakikaten oyunu çok yönlü düşünen bir adam. E bir plan yapmış. Bu tutmayabilirdi. Son dakikada gelen bir gol var. Yani Babel'in de eline çarpması Galatasaray maçı kazandı. Çünkü neden? Çünkü Galatasaray bu yani. En kötü gününde bile her rakibi yenebilecek bir güçtür her zaman için. O yüzden hani Galatasaray kazanmış olsaydı da Çağatay bir şey eksilmezdi. Çünkü adam planını doğru yapmıştı. Uygulayabildi uygulayamadı. Bence uygulayamadı istediği gibi. Neden uygulayamadığını da söyleyeyim. Bu takımın öndeki oyuncuları yani Babakar oyun sırasında çok parlak durdu. Hani işleri yapan adamdı gibi gözüktü ama yanındaki iki oyuncudan rol çaldı aslında. Efecan olsaydı ben ben bütün alanya maçlarını seyrettiğim için e, sezon başından beri oyunu genişletme ve diğer oyuncuları, öndeki oyuncuları e, kullanma açısından Efecan'ın çok temel bir rolü var. Yani Bakasetas, Efecan ikilisi geçtiğimiz senelerden gelen hücum yazılımını bu seneye taşıyan oyuncular. Çünkü 5 temel oyuncusunu kaybetti aslında. Yani Süper Lig'de mesela Beşiktaş diyor ki ya oyuncularımızı kaybettik. E, ya Alanya da kaybetti. Sen onun oyuncularını aldın bir de. Şimdi FHC'nin olmayışı esasında Çağdaş Hoca'nın e, oyununu tam olarak sergilemesinde negatif etki yaptı. Ama ona rağmen Hoca'nın maç önü maç sonu açıklamaları çok açıklayıcı. Sadece üçlü yaptık dedi. Ben geri sardım ya dedim. Ben anlamadım üçlüyü. Herhalde hani kanadaları çıkarma konusunda e, üçlü baskı. Pres yaparken. Pres yaparken öyle bir net bir kaldı. üçlü oyun görmedim ben açık söylemek gerekirse. Bir daha geri sardım seyrettim çünkü Hoca o açıklama yapacak. Bir tek şöyle bir eleştirme olabilir kendisini çok fazla öne çıkarmamalı ve hani kendisini çok anlatmamalı. Bir sahada anlarız zaten. Haksız eleştirilere uğruyor kabul ediyorum. Ya zaten hazır takım aldı diye hiç hazır bir takım değil. Haklı bu konuda. Ama işte ben kendimi futbolla adadım falan. O zaten sahada görünüyor. Beşiktaş'ın bugün yaşadığı sıkıntıların %90'ı Çağdaş Hoca'nın ayrılması ve yerine birisinin konmamasıdır. Çok net. Çünkü orada öyle bir zenginlik lazım artık. Yani kulübede tesislerde öyle bir zihinsel zenginlik lazım büyük kulüpler için. Cevap oldu mu bilmiyorum. Oldu bence. Hatta iki sahada da görünüyor diyebiliriz Çağdaş Atan'ın. Olabilir. o kendine adadı. Hem Olabilir. Beşiktaş kısmında hem Alanya maçlarında. Geçelim mi? Var mı bu konuda? Geçelim abi Fenerbahçe istersen. Bir de tabii Babel konusu var. Onu da kısa bir şey söyleyeyim. Hı. Babel'i yani modern dönemde oynatabilen tek hoca bir şey ne olacak? Sonra Fulham'da biraz oynadı ama o da istediği için oynadı. Ben senin kadar takip etmemiş olabilirim. Ama ben yani aynı performansı görmedim. Onu söylüyor. Aynı lig değil tabii. Aynı takımlar değil ama öncesinde de İspanya'da da bir gaza almıştı ama ama o seviye çünkü Babel Babel'e şöyle bir rol vereceksiniz. Takımın merkezinde, takımın oyunun merkezinde bir rol değil. Takıma ek bir rol. Yani takımı tamamlayacak ekstra bir side dish. <laughs> Anladın mı? Böyle patates kızartması. Doyurmaz seni ama yani yemeğin yanında da iyi gider. Gibi. Babel'e böyle roller vermek lazım. Babel çünkü kafayı alacağı 89 tane ev ve aylık 300 bin euroya takmış durumda. Adamın tek derdi o. Ben hayat boyu ayda 300 bin euro gelir elde etmem lazım. O yüzden Londra'da çok ev almam lazım. Ondan futbol oynuyorum diyor adam. Emeklilik yaşı Biraz bunu atmış o zaman Babel. E biraz öyle takıntıları o yani adam 300 bin euro aylık gelir lazımmış adama. Kabile bakıyor herhalde. <laughs> Dolayısıyla onu ona denklemeye çalışıyor. E, oyunun merkezine yani Arda oyunun merkezindeyken Babel oraya koyduğun zaman işi yürütmek çok zor. Rap albüm çıkartıyormuş bu arada. Nasıl? Rap albüm çıkartacakmış Babel. Öyle mi? Evet. 300 bin euro. Her şey filmi... evet Amerika'da bir şirket almış zaten. Olabilir. Galiba bir e, müzik firması almış galiba. Ümit Davala ile bir düet gelir mi? <laughs> abi Ümit'in şarkısı güzeldi ama. <laughs> Siz beğenmediniz mi? Yanlış zamanda çıktı. <laughs> 2004 yanlış mıydı abi? Şu anda mesela ben bütün hepsini dinliyorum. Yani bütün rapçileri çocuklardan dolayı. Ee, Hakimiz fen... olaylara. Madem... Rap'e de çok hakim. Bu yüzden Ümit Davala e, fikri fena değil. Fenerbahçe'ye geçelim abi istersen. Olur. Maçın önüne geçen bir açıklama oldu aslında. Ozan Tufan'dan. Pelkas'ın ismini unutup <laughs> Yunanistan diye seslenmiş. Geçen hafta ben Erol Hoca'yı Ozan'ı sordum. Dedim ki ya milli takımda çok iyi Almanya'ya gol atmıştı. Çok iyi oynuyor. Bir tek Fenerbahçe formasıyla belli bir istikrar yok. Şöyle bir şey söyledi. Ben on numara olarak çok güveniyorum ona dedi. Tek şans, tek şart var burada. Sadece kendi işini yapacak. Başka hiçbir şeye bulaşmayacak. Ben bunun sadece sağ içiyle alakalı olduğunu düşünmüyorum. Yani mesela bazı oyuncuya kaptanlık verirsin dağılır. Ozan onlardan biri bence. Oğuzhan onlardan biri bence. Mesela Burak'ın üzerinde gereksiz yük oluşturdu. Ben Fenerbahçe TV'nin yerinde olsam o zaman röportaj yapmam. Başına dert açabilir çünkü. Yani espri yapıyor. Caner Bahari işler yapıyor. yani bugün hani gülündü edildi medildi. Yarın öbür gün başka bir şey olur. O yüzden ee, canlı röportajı özellikle yapmam. Açık söyleyeyim yani. Riskli çünkü. Karşındaki oyuncunun bunu nasıl algılayacağını anlamazsın. Yani Pelkas için komiktir ha herkes için. Ama Pelkas acaba bunu nasıl anlayacak? Yorun bir gün başka bir oyuncuyla ilgili bir şey sorarsın. Acaba o bunu nasıl algılayacak? Ya da birebir bir de ya kusura bakma dersin de. ama yayınlandığı zaman o başka bir şey olur. Çünkü birçok insanın başına geldi bu. Biraz o arka beşlinin havası olabilir mi o tarz şeyler? Otobüsün arkasında. Aynen evet, evet arkası. Var tabii. Var tabii. Ee, o, o yüzden yani o, buna dikkat etmek lazım. Ozan çok değerli Erolojo için ve kulüp için ama ona da dikkat etmek lazım. Yani bu değerini korumak lazım. Fenerbahçe ile ilgili enteresan. Çok ilginç bir durum var. Var mı bir soru yoksa maç Sen mi? devam et abi sonra ekleyeyim. E, Fenerbahçe hani Erol, Erol Bulut risk almamak üzerine bir e, oyun çizdi bu, bunca haftadır. Üç bürgen risk aldı takım. Yani Hatay maçında 0-0 rakip 9 kişi risk almıyor. 3 bir öndesin. Acayip bir risk alındı ve baskın yendi. 61. dakikada bir atak yendi. 4 dakika boyunca Fenerbahçe topu çıkaramadı çünkü dağıldı. Anladın mı? Önde bir şey. Bunun iki sebebi olabilir. Birincisi milli takım dönüşü herkes yorgun olabilir. İkincisi çok fazla ya bu takım çok defans oynuyor. Gücü yani hücum gücünü sergileyemiyor ya. Oyuncuların bir cevabı. Yani oyun ihtirasına kapıldılar hücumun ondan dağılmış olabilirler. Fenerbahçe 5-6'yı bulabilirdi ama bulamazken bu riskleri aldığı için Altay e, kurtardı. Yine oraya gitti biraz. E, oraya evet. gitti iş. Kısa değerlendirmesi budur. Eee 4. Kalikası beğendim orada. Evet. Eee 5-6'ya gidebilirdi dedin. 4,4 gol beklentisi Fenerbahçe'nin. Bayağı yüksek. Yani Samatta'nın bir tane var. Siz senin var. Siz senin iki tane var. İki tane var. Yani Sise'nin o yukarıdan attığı bunun e, gol beklentisi bir değil bence. iki buçuk filan olsaydı oradan bir tane atarsın. <laughs> Ama Sise hep böyleydi. Yani Alanya'yı seyretmeyenler Sise'yi Sise her e, gelen topu içeri vuruyor zannediyorlar. Öyle değil. O Fernando da olmuştu. Tabii. Bursa'dayken her şey atıyor <laughs> bu adam diyorlardı. Yani geçen sene saç şey yolduruyordu bir taraftan da. E, bu arada abi Göztepe yardımcı antrenörü Ersan Parlata'nın bir açıklaması oldu e, son dakikayla ilgili. niye sürekli yardımcı antrenörü dinliyoruz? <laughs> Nasıl bir lig bu ya? İlhan Hoca bir buçuk senedir burada değil mi? Yani öncesi de var. Öncesi de var. E, hala çıkıp konuşamıyorum. Yani Türkiye futbolunun sorunları nelerdir? Yani e, Sen lisansı yetmeyen adamı <laughs> takımların başına koyuyorsun. Kaç tane var böyle? Kara var. Ha, İlhan Hoca'yı da çok beğeniyorum ayrıca. Yanlış anlaşılmasın. Ama yani lisans olmayan adam. Yani ben benim tır şoförü olmam gibi bir şey mi? <laughs> yani İlhan Hoca ya da işte diğerleri isim vermeyeyim çünkü İlhan Hoca'yı hakikaten beğeniyorum. E diğerleri bu işi yapabiliyorsa ben de yapabilirim. De. Sen de yapabilirsin demektir. Benim yerime de birisi konuşsun. Aman abi. Ha? Yapmayalım. Yok <laughs> hayatta yapmayalım değil mi? <laughs> Ancak büyük kulüplerde yapılmışlar. Teklifleri açayım. yani. Evet pardon sözünü kestim. Şey dedi abi, süre tutmuşlar. Gol sonrası dakika tuttuk. Santra'ya kadar 1 dakika 38 saniye geçti. Bu maçta 5 gol oldu. Siz düşünün ne kadar süre oynanmadığını şeklinde. Ya ama bu yurt dışında da böyle. Ben yani İngiltere'de, siz de takip ediyorsunuzdur. Evet. Fransa'da da işte gollere bakılıyor. Bazen uzun sürüyor, bazen çok kısa sürüyor. E sonra bakıyorum ne kadar uzatılıyor. 1 dakika, 2 dakika, 3 dakika işte Lille maçı 1 dakika uzadı, uzadı yanlış bilmiyorsam. Yani yanlış yani 150 tane maç seyrettiğim için e, Burak da sonra. Bu, Aynen. Bu, evet. E, Burak, Zeki ve Yusuf'u tebrik edelim bu arada. Üçü birden hakikaten Lille Türk gücü oldular. E, hem de liderler. Yani Almanya'da bakıyorum 3 dakikaya geçmiyor. Fransa'da bakıyorum 1 dakika, 2 dakika. İngiltere'de 3 dakika maksimum 5 oluyor. En çok gene bizde uzuyor yani. Bunun bir ara çifte avarajla e, bağlantılı olduğu söyleniyordu. Hani erken bitiriliyor maçlar. 3-0 mesela. Hı -hı. İşte gol atamayacak karşı takım. 5 dakika vermiş. 3. dakikada bitiriyordu hakem. Evet. İşte onun çifte avaraj etkisi küme düşme Hı -hı. E, konusunda sıkıntı yaratabilir diyordu. Aslında haksız da bir önerme değil bakınca çok doğru bir eleştiri. Neden? Şu, bir, esas basiti şudur. Ben eskiden şöyle düşünürdüm. Ya bir, bir takım bir takımı işte 8-0 yendi. Şu, Amerika kadın milli takımında da olmuştu ya. Kimi yendiler öyle? Filipinleri Filipinler mi yendi? 10-0 11-0 10 Ya işte bulilik yapıyorsunuz. Kabadayılık yapıyorsunuz. Yani ya adam sen bilet almışsın, gitmişsin maça. E ne yapacak peki? 4. 40. dakikada 3-0 oldu maç. E o zaman oynayamayalım girsin mi diyecekler. Yani seyirci 90 dakikayı seyretmek için almış şimdi gidiyorsun şeye tiyatro oyununa. E sonunda Amerikalılar inecek, Almanlar kaybedecek biliyorsun. E ne yapacak abi? Baştan mı kessinler filmi? Çekmesinler mi filmi? Sen o filmin tamamını seyretmek için vermişsin parayı. O yüzden herkes sonuna kadar oynamalı. Hakem de tam olarak uzatmalı. Ancak uzatmalar konusunda şu benim söylediğim şu kadar sadece. Biz diğerlerinden daha fazla, daha, elimiz daha bol davranıyoruz. Bu da genelde büyükler gol atsın diye oluyor. Yüksek <laughs> yaptı tabii de. Bizde daha uzun oluyor yani. edecek bir çıkmış şey yok. Abi bu arada pelkası beğendim dedin. Beğendim. Başka yeni kadroya katılanlardan beğendiğin veya yani Samat'ı beğeniyorum zaten. Tekte top gelmedi. Tekte farklı oyuncu belli. Bir tane çok net kaçırdı. Ama Tekte kaleci çünkü Davison'un golünde de oldu kaleci topun nereye geldiğini daha ayıktırırken sen şutu çekebilirsen yani avantajın 5'e katlanıyor. O yüzden öyle bir top gelmediği zaman Samatta'nın özelliğini tam olarak göremiyorsun. Ee, ancak yani Pelkas yeni geldiği bir takıma hemen böyle uyum sağlayabilmesi, oyunu anlayabilmiş olması Erol Hoca'nın e, oyunculara, oyuncuları ikna edebildiğini gösteriyor. En kritik nokta bu. Yani Belhanda'yı ikna edemiyorsun ve oynatmaya devam ediyorsun. Pelkası hemen ikna ediyorsun. Fark burada biraz. Bir de çok sıcak da herkese gol attığında falan çok sevindi yani beraber arkadaşlarıyla daha yeni olmasına rağmen. Arabayla 6 saat ya şuradan. <laughs> yani şuradan çık yola 6 Akdeniz saat. Akdeniz ateşini. E tabi yani neredeyse işte Bodrum'dan daha çabuk gidersin Selanik'e. Haftaya da derbi var. Çok keskin bir geçiş yaptım ama. <laughs> E, Trabzonspor Başakşehir maçına bakacağız. Hemen sorun şu bir kere bak Edin Newton üzerinden dönüyor. Edin Nytun e, problemi bir problem olarak görüp e, bunun üzerine tartışacağız. Hoca değilsin. Ya Edin Newton değil problem. Edin Newton'un tercihleri problem. Bu orta saha kadrosunun kim var e, orta sahasında Trabzonspor'un Flavio var, oynayamadı. Baker, Baker var. var, Abdülkadir Parmak var. E, o da hastaydı. Şimdi bu üç oyuncu var. Temel olarak burada oynayacak. Bir kere merkeze 3 oyuncuyla girilmez sezona. 2. Hoca diyor ki kardeşim ben standart 6 numarayla oynamak istemiyorum. Yani Elneni önerildi, Souza önerildi. İşte bu, bu pozisyona birçok oyuncu önerildi. Hayır dedi ben onu istemem. Ben orta sahada tandem istiyorum dedi. İkisi de iki yönlü olacak. Ya bu İngiltere'de olur, Türkiye'de olmaz. Türkiye'de savunmada bile tam tandem olmuyor. Bir tane lider lazım. Dünyada sadece İngiltere'de tam dandem olur zaten stoperde. Onlar öyle oynuyorlar. Orada da değişiklik vardı. Zamanında öyleydi yani. Net dört İngiltere İngiltere'de olurdu eskiden. Şimdi orada da yabancıların eli değdiği için işte orada da değişiyor. Şimdi buna Trabzonspor'un futbol aklı ya kardeşim sen ne yapıyorsun? Türkiye'de bu yürümez. Eğer biz böyle yaparsak İrfan 20 metre topu sürer. Önce sağa ile vurur. Olmadı bir de soluyla vurur, gol atar. Nasıl engelleyeceğiz bunu? Bak herkes Fenerbahçe'de Var. Galatasaray'da var. Bulamadı hatta bulamadık diyorlar. Daha da almak istiyorlar. İşte herkes de var. Beşiktaş'ta iki tane var. Olmayan kulüp yok. Sen niye tandem oynuyorsun diyebilir. Birincisi budur. İkincisi der ki ya hakikaten senin fikrine inanıyoruz biz. Biz oyunu böyle oynayalım. Fark yaratalım. Oyun içinde sabredelim. Çünkü hem hocanın dediğine okey de hem de aa olmuyormuş da 5. hafta o zaman senin futbol hakkında sorun var kardeşim. Çünkü eğer hocanın orta saha tercihi buysa bu sorunların çıkacağı da kesindir. Ama ileride çok doğru bir yere gidebilir. Bu 3 günde olmaz ama. O yüzden hani maça düşündüğün zaman kim burada üstünlük sağlar? E net olarak Fenerbahçe'nin üstünlük orta sahayı Fenerbahçe'nin ele geçirme ihtimali Gustavo Sosa Ozan üçlüsüyle çok yüksek tabii ki. E, bu Trabzon'un Başakşehir maçına biraz diğer tarafa da bakarsak. Başakşehir'de ilk kez gol attı. E, i̇şte bu orta saha işte İrfan'ın attığı golü düşün. Kaptı topu Baker. Tabii çok büyük hata. Yani merkezde oynayan oyuncunun bildiği yere top atması lazım. Arkasında adam varken kafayla aşıtmaya çalışması hata. Ancak İrfan'ın oradan aldıktan sonra 20 metre önünün boş kaldı. Sonra gidip bir daha denedi. Sonra dönüp bir daha denedi. E şimdi orada birisi de kardeşim ne yapıyorsun sen desin bir zahmet. Orada Atib olsa, orada Gustav olsa, orada Topal olsa İrfan o kadar rahat hareket edebilir mi? Edemez. Edemez. Bu bir tercihtir. O doğrudur, bu doğrudur demiyorum ama tercihiniz buysa bekleyeceksiniz. Bir sezon bekleyeceksiniz. Beşinci haftada aa olmadı, e olmayacağı belliydi zaten derler. Abdullah Avcı ismi konuşuluyor. O yüzden konuşuluyor. söylüyorum deney bu diye. Pardon. Abdullah Avcı ismi konuşuluyor Trabzonspor'da da. Abdullah Avcı bundan sonra her kulüp için konuşulur. Yani Abdullah Avcı değerli bir adam. Yani ben Bindeki performansını çok beğeniyorum. Çok açıklayıcı programlar yapıyor. Takip etmelerini tavsiye ederim seyircilerimizin. O zaman Ama Abdullah Avcı bunu yani herhangi bir teknik direktör eli değerek bunu düzeltmek şöyle Hüseyin koyarsın oraya. Yani herhangi bir Türk teknik direktör geldiği anda ilk yapacağı şey oraya Hüseyin koymaktır. Ben bir önce şuraya bir mendireyi koyayım. Buraya bir yani dalgal yapılıyor. dalgaları keseyim derler. Çünkü Hüseyin'i oynayabiliyor orada önde. Medyani oynuyordu bir ara. Tabii. Beşiktaş'a geçelim mi? Beşiktaş bayadır. bayağıdır maç bayağıdır. yapmıyor. <laughs> bir de daha demin baktım pazartesi oynayacakmış bu haftada. <laughs> çok iyi geldi bu milli takım arasında. Bizim Türk dünyada bir tek bizim teknik direktörlerimiz var. çok iyi geliyor ha Neden? Çünkü maç kaybetmiyorlar. <laughs> İş garanti. Yani Şergen önce için söylemiyorum. Yani herkesin onu duyuyor. Çok iyi geldi bu bize. Vallahi seyrettiğimizden pek çok iyi gelmiş gibi anlaşılmıyor ama bir kere çok iyi gelmesi demek şu demek. Sen de az milli oyuncu var demek. Gitmiş hepsi. herkes onu Takım yetersiz yani. <laughs> yani normalde şikayet etmen lazım. Evet. Herkes gitti ben. Çünkü dünyanın her yerinde şikayet ediyorlar. Ya Bayern Münih'te herkesin gitmesi mesela orası çok garip oluyor. Mi? Yani milli Ama zaten beraber gidiyorlar. Yani. <laughs> <laughs> Bayern Münih de, Almanya dediğim Bayern Münih ya zaten. Milli takım da Bayern Münih. Yani Bayern Münih'in istemediği bir milli takım organizasyonu olabilir mi? Dortmund'un transferleri bile Bayern Münih. Bayern Münih B takımı Dortmund. <laughs> Dortmund'la ne kızacak şimdi? Aman Borussia Dortmund Türkiye hesabını karşına alma. <laughs> abi Ahmet Nur açıklamaları oldu. Şenol evet. Güneş'in ayrılığıyla alakalı. Keşke gitmeseydi ama hocamızın gitmesi için çok uğraştılar diyor. Ama aynı açıklamalarda biraz hani Sergen Hoca istesin sözleşmeyi bugün de uzatalım diyor. Niye, neye, neden, ee... niçin? Hiç belli değil. Şimdi Şenol Güneş'i Beşiktaş'a getiren akıl grubun başında Ahmet Nurçe bir yer alıyor. Bunu biliyoruz. Dolayısıyla hani gitmesine de istemediler. Onu da biliyoruz. Ancak burada Şenol Güneş'i Beşiktaş'tan ayıran Beşiktaş'ın girdiği yol. Beşiktaş finansal olarak başka bir yola girdi. Fikret Orman'ın ayrılma sebebi de o. Şenol Güneş'in de yavaş yavaş hadi ben buradan uzayayım demesinin sebebi de o. Çünkü çok net Merit Demiral orada beklerken işte başka bir oyuncunun geldiğini, Roko'nun geldiğini gördü. Ya da içerideyken şunu söylüyor Şenol Güneş. Ya hani dışarıdan dönüyor ki ya bu paralar nasıl oluyor, nasıl bu takım kime veriliyor? Valla ben de anlamıyorum. Diyor yani içeride ki mevzunun nereye gittiğini Şenol Güneş görüyor. Zaten 2003'ten kalmada bir mini takım Asetler. grubu var. Hani beni o haksız yolladılar oradan ee, ruh halı var gidiyor yani bu kadar profesyonel bir tercih yani sonuçta çarşı içinde de olmadı şimdi ne olacak? kendisi yani çünkü orada mavi takımla çıkarken beşiktaş maçlarına e bunun bir sebebi vardı yani hani yapar mı Yapar. Kendi bilir yani beşiktaşlar bilir ve kendisi bilir ama bunun bir sebebi vardı o yüzden profesyonel olarak baktı ve gitti bu kadar basit açıklama ha, Sergen Yıllar içinde ya Fatih Hoca da Mustafa için işte ömür boyu kontrol edin. Böyle bir şey yok. Bunlar bunlar kötü arabesk. Böyle bu iş bu ya. Business bu yani. Takım doğru kurulur, doğru çalışılır, yardımcılar doğru yapılır, tribünler doğrudur, stat doğrudur, her şey. Ömür boyu sözleşme. Kimse kimseyle ömür boyu sözleşme. Karı koca ile ömür boyu sözleşme yapmıyor. Geçen gün öyle bir ilan gördüm. Bazen balayı bir kez yapılır diye. <laughs> Ciddi söylüyorum ya reklam yani. <gülüyor> <gülüyor> bir de şey var. Böyle bir şey olur mu? Ömür boyu söz içme de ne demek ya? İşte Erol Hoca bizim Ferguson'ımız olacak. Sergen Hoca bizim Ferguson'ımız olacak. Ama genelde olmuyor. O zaman abi Clear'la haftanın kendini gösterenlerine geçelim. Tamam. Önce bir şey söyleyeyim. Şimdi biliyorsunuz ben öyle laf olsun diye sürprizdi, büyüktü <laughs> filan da demem ama harbiden Clear'den çok acayip bir sürpriz. Hakikaten çok acayip bir sürpriz var haftaya. Ee, takipte kalın. Hakikaten laf olsun diye söylemiyorum. Çok şaşıracaksınız ve ee, çıldıracaksınız. Samimi söylüyorum. Samimi. Kalpten. İmzalar kalbe atılır. <gülüyor> <gülüyor> o zaman e, ilk yani zaten konuştuk program içinde ama hmm. Çağdaş Atan'ı e, bir yere e, koyabiliriz. Şişe, umuyorum şişe. böyle devam eder. E, çünkü yani Böyle devam edeceğine dair de hakikaten çok güçlü sinyaller var. Bunu hazırlanmış, kafaca hazırlanmış. E, oyuncularını ikna etmiş. En önemli şey bu. Ve yavaş, yavaş yavaş kamuoyunu da ikna edecek. Zor olacak, kolay olmayacak. Tabii ki hakkında bir sürü şey duyacak. Bunlara kafasını takmadan işine bakmaya devam eder. Kendini yenilemeye devam eder umarım. Beklentimiz yüksek. Şunu demesi bile belki önemliydi maç sonu. Ee, biz iyi oynamalıyız, güzel bir oyun ortaya koymalıyız. Çünkü bu izleniyor. Evet. Yani Alanya'lı olduğun için maçı seyretmek yetmez. Alanya'nın maçını seyredelim bu hafta. Aman abi ben Alanya'nın maçını seyredeceğim. Çünkü zaman zaman her sezon böyle takımlar çıkar. Bunu sürekli kılmak, ço takımları çoğaltmak. Neden Bundesliga bu kadar çok seyredilmeye başlandı? Bundan. Çünkü özel hocaların özel takımları var. Abi Devam edelim buyurun. İkinci ismimiz Loic Remy. Ee, ben çok sevindim Loic Remy'nin maçı almasını. Değil mi? Thomas artık galibiyet <laughs> aldı. Ya çok iyi kadro. A açık söyleyeyim kaç? 11. maçta mı? 10 hmm. maçta kazanamıyordu. 11. maçta kazandı yanlış evet, bilmiyorum. Thomas bakım. yani Türkiye'deki ilk galibiyetini i̇lk aldı. aldı. Ee, çok iyi kadrosu var bence. Ve Thomas da belli bir oyundan vazgeçmiyor. Onun arkasına düştü. Devam ediyor. E demek ki yönetim de inandı ki devam ediyorlar. Kolay değil. Yani hemen üstü çizilebilir. Bu kadar çok kaybeden bir teknik direktörün. Umuyorum hakikaten dediğin gibi devam ederler bu oyunlarına. Kısa yollara girmezler 3-5 maç kazanmak için. Remi de hat-trick yaptı. Penaltılar olsa da işte. Evet, penaltılar olsa da yaptı. Güçlü duruyor. Hakikaten sezonun en şaşırtıcı transferi bence. Çünkü ben Loic Remi hani 5-6 büyük dünyadaki 5-6 büyük takım dışında nereye transfer olsa şaşırmazdım. Yani şaşırır mısın mesela atıyorum. Ya Schalke aldı diyelim ki Loic Remi'yi. Allah Schalke'ye çok fazla bile gelişiyor. geçiyorum. yani işte Bundesliga'da şampiyonluk hayali kuran şey değil de yani oyunu olarak değil de hani taraftarı olarak şampiyona ayak kuran bir kulüpten bahsediyorum. O anlamda söyledim. Hani Dortmund'da Bayern'de oynayamaz da geri kalan hepsi transfer edebilir. Abi attığı güzel golün de hatırına Edin Vizce'yi e, buraya alabiliriz belki. Yani iki gol de Başakşehir'in çok güzeldi. İrfan'ı da alabiliriz. Gerçi rakip de çok müsaade etti. Ama ben İrfan'ın yükselmesini de çok istiyorum. Çünkü çok yetenekli oyuncu. Hakikaten onun da önü açık. Her yerde oynayabilecek bir oyuncu. Ama biz yanında da geri dönüşü tabi sevindirici. Abi son ismi istersen sen karar ver. Sosa ve Ozan Tufan arasında kaldık. Ben Belki Altay'ı da ben, koyabiliriz. Ben, Var'ı da koyabilirim buraya. O ikinci penaltı yani Göztepe'nin penaltısında penaltı kararını veren o <laughs> kendini göstermeyen. Harcıları <laughs> da kutlamak lazım hakikaten. Yani tamam biz hani futbol konusunda mesela Fatih Hoca da dedi ki yani kararlar konusunda işte hafta içinde dedi ki işte hakemlere de destek olmamız lazım vesaire. Doğru karara Flash'ta dedi ki bizim pozisyonlara da, da çok gibi. bakıyorlar falan. <gülüyor> <Sağlık> <gülüyor> Şimdi testi yani kolay gibi. değil kabul ediyorum ama bazen de hakemler de buna çok yardımcı oluyorlar. O pozisyonda olduğu gibi. Neden? Şimdi Ben onu Berkin ya da kimse çünkü Jappulenberg bazı kuralları Türkiye'ye adapte etti. Enteresan bir tavrı var. Neden o penaltı verildiğini bilgilenme açısından yani hesap sorma açısından değil bilgilenme açısından öğrenmek istiyorum. Barı da koyabilirim. Ozan'ı öne alalım tabii ki. Ozan ilk penaltı yedi abi? Fenerbahçe'nin. E değil yani abi. Yani ve orada net olarak kural çok net konmuş. Galatasaray maçında da gördük. Eğer el, kol, e, omuz hizasının üzerindeyse ne olursa olsun çalın diyor. Galatasaray maçında var, vara gitmedi bile hakem. Varcı dedi ki e, işte omuz üstünde ele çarptı tamam o zaman iptal ediyorum dedi. Kural bu. Doğrudur, yanlıştır. Bence çok doğru değil. Ama kuralı böyle koymuşlar. Sorulara geçiyorum abi. Tamam abi. E, göster kendine etiketine gelen sorular. Türkiye'de futbolcu kalitesi diğer liglere göre düşük olabilir. Ancak bu kadar yavaş bir anlamda mahalle maçı geçen 90 dakikaların sorumluları teknik direktörler midir? Düzgün bir teknik direktör çığır açan bir oyun oynatabilir mi? Demiş Mustafa Ersoy. E, oyuncu kalitesi düşük değil onu söyleyeyim. yani Birçok ülkeden daha yüksek. Yani 5 büyük ligle karşılaştırmayan ama yüksek. Şimdi Buradaki sorun şu. Teknik direktörlük sorunu tabii bu. Bir futbol aklı sorunu ama teknik direktörlerle de alakalı değil direkt. Normalde şöyle olması gerekir. Bir futbol aklının kadroyu kurup istenen oyunu oynayacak bir teknik direktör getirmesi lazım. Bizde teknik direktör seçiliyor. Bir taraftan oyuncu alınıyor. Hoca beğeniyor, beğenmiyor. Sonra başka birilerini alıyor vesaire. Yani karar veren, futbolla ilgili karar veren bir akıl yok. Hepsi birbirine girmiş durumda. Şimdi mesela ben diyorum ki büyük takımlar beklemez. Mesela Del Bosque'den bunu an Del Bosque geldi Beşiktaş'a. Dediler ki ya kimi istiyorsun? Del Bosque dedi ki ben karışmam dedi ya. Siz kadroyu getirin benim işim onları oynatmak. Şimdi birilerinin kadroyu kurup teknik direktöründe o kadroyu oynatması lazım. Ancak biz zehirlendik. Teknik direktör her şeyle ilgilensin. Bahçeyle de ilgilensin. Onun da ya teknik direktör öyle bir iş şey değil yapamaz. Takip edemez, izleyemez ki. Brezilya'daki ikincilikte oynayan oyuncuyu nereden izlesin? Nasıl bilsin, nasıl etsin? Onu yapan başka bir ekip olur. Teknik direktör de sahanın içini organize eder. Ancak biz zehirlendik. Kendimizi de zehirledik. Dedik ki işte Sergen Hoca'nın istediği oyuncular alsın. Sergen Hoca Yunanistan'daki oyuncuyu nereden bilsin ya? Nereden bilsin Almanya 2. liginde oynayan oyuncu nasıl takip etsin? Onu başka birisi yapacak. O yüzden bu normal sebebi bütün bu uyumsuzluk, oyuncu, sportif akıl, teknik direktör. Bunlar kaos var burada. Fatih Terim alt şeydeki şimdi Şenol Güneş Larin'i nereden tanıyacak? Yani nasıl tanıyabilir abi? Baktı yeter mi Larin'i izlemeye? Uygun diye getirmişler adamı. Adam da demiş ki değil. <laughs> bu yani. Uyku Sorun tutmuyorsa bu. MLS'de bakmış olabilir bir iki gece. <laughs> ya bir bakarsın iki bakarsın. <laughs> Koray Demirel'in sorusuyla devam edelim. Ülke futbolundaki yanlışların tespit edilmesinde mi yoksa tespitin uygulanmasında mı bir hata olduğunu düşünüyorsunuz? Güzel benim. bir soru bu. Bizde hep teşhis ve tedavi denir ya o kadar değildir esasında. Esasında o kadar değildir yani. Önce tetkik lazım. Tetkik, teşhis, tedavi, bir de tedavi sonrası vardır pansumanı vardır bu işin. Biz de ha bundan oluyor diyor, onu yolluyor, bunu getiriyor, çözülüyor zannediyor. Öyle olmaz. Bunlar kısa, orta, uzun vadeli bir çalışma gerektirir. Ee, Biz de buna ipek inanılmıyor. Hiçbir konuda. Günlük. Kaç defa değişti okul sistemi? Sen biliyor musun şu anda ortaokuldan liseye nasıl geçiliyor? Vallahi ben bilmiyorum. E, bilmezsin <laughs> tabii. Ben de bilmiyordum geçen seneye kadar. <laughs> Hoca değişir gibi değişiyor. <laughs> değişiyor sürekli değişiyor yani. Eğitim sisteminde Ferguson'umuzu bulmamız lazım. Buyurun. <laughs> hmm. Bitirdik. Başka sorumuz evet. yok. Ne kadar hızlı geçti. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ediyoruz. Tekrar ediyorum. Acayip bir sürpriz var haftaya. Laf olsun diye söylemiyorum. Bekleriz.